Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim boşnak mantısı. Eğer hatam kusurum olursa lütfen kusuruma bakmayın. Elimden geldiğince en iyi şekilde tarifini sunmaya çalışacağım sizlere. Bu arada arkadaşım boşnak olduğu için sağ olsun o bana tarifini verdi. Onun tarifiyle yapıyorum. Hemen birinci kabın içerisine 1,5 su bardağı süt ilave ediyorum. Süt de hamurunuz çok daha rahat açılacak ve daha yumuşak olacaktır. 1 su bardağı hafif ılık su ilave ediyorum. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Bu arada unumu eledim. 6 su bardağı unu yanıma aldım. Ama 6 su bardağı unun hepsini ilave eder miyim etmez miyim? Şimdi göreceğiz. İlk önce birazcık yoğurayım. Eğer gerekirse tekrar un alabilirim. Size sonunda ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim arkadaşlar. Bu kısmı lütfen sonuna kadar izleyin. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tüm malzememiz bu kadar. Önce spatula ile biraz toparlayayım. Hamurunuz olabildiğince yumuşak olması gerekiyor arkadaşlar. Sakın sert bir hamur hazırlamayın. O aşamaya dikkat edin. Ununuzu da yavaş yavaş ilave edin. Şimdi artık elimle yoğurmaya devam ediyorum. Tezgahın üzerine hafif şöyle un serptim. Tezgahın üzerinde hamurumu toparlayacağım. Ellerimi yıkamam gerekti. Çünkü Ela şu an mutfakta yanımda beni seyrediyor. Durmadığı için elimi yıkamak zorunda kaldım. Şimdi hamurumu hafif ara ara böyle un serperek 2-3 dakika boyunca yoğuracağım. Eloş, Eloş, annem, bir tanem. Ara ara böyle Ela'nın sesini duyacaksınız arkadaşlar. Umarım rahatsız olmazsınız. Hamuru yeterince yoğurdum. Eloş, annem. Gördüğünüz gibi olduğunca yumuşak bir hamur arkadaşlar. Olduğunca yumuşak olsun. Özen gösterin lütfen. Eloş, anne. Şimdi üzerine temiz bir bezle örtüp bir 15 dakika böyle dinlendiriyorum. Şimdi iç harcını hazırlamaya başlayayım. Yarım kilo yarı yağlı kıyma kullanıyorum. Tuz, karabiber ve pul biber. İç harcını sadece kullanacağımız malzeme bu kadar. Küçük küçük doğradığım orta boy bir adet kuru soğan. Ela'yı bu arada yıkadım, güzelce uyuttum. Bakalım inşallah uyanmaz. Şimdi bütün bunları güzelce yoğuruyorum. Soğanları daha küçük diye doğrayabilirsiniz. Benim biraz iri kaçtı. Hızlı hızlı doğrayacağım derken. Tamamdır. Kıyma harcım hazır arkadaşlar. Şimdi bunu da kenara alayım. Hamuru 15 dakika boyunca dinlendirdim. Artık yeterli. Hemen şöyle toparlıyorum. Uzun şerit halini getireceğim. Hafif biraz un serpeyim. Şöyle alta çok az un serpiyorum. Bunu 18 eşit parçaya böleceğim. Her 3 tanesiyle 3 tanesini üst üste koyup açacağım arkadaşlar. Tek tek uğraşmayacağız. O yüzden 3'er 3'er. Şimdi hamuru önce 18 eşit parçaya böleyim. Böyle çok birebir eşit olmak zorunda değil. Eğer yeriniz genişse hamur bezelerinizi daha büyük bile yapabilirsiniz. Ama benim o kadar büyük yerim yok maalesef. Şimdi hamurları yuvarlak beze haline getirip kenara diziyorum. Şu biraz yapışmış. Beze haline getirdim arkadaşlar. Yanıma da şöyle iki tane büyüklerinden porselen servis tabağı getirdim. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağını erittim. Hafiften de soğudu artık. Yarım su bardağı sıvı yağını içine katıyorum. Bu tereyağı birazcık böyle lezzet vermesi için tavsiye ederim. Şöyle
Biraz karıştırayım. Yağım da hazır. Bunu da kenara alayım. Toplamda 18 tane hamur var arkadaşlar. 9-9 olacak şekilde tabaklara pay edeceğim. Şöyle küçük bir pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Çok büyük değil. Açacağım derken kesinlikle herhangi bir oklava ya da merdane kullanmıyoruz. Hafif yağladım. Elimle hafif şöyle açıyorum. Şimdi bu hemen tabağın birazcık altını yağlıyorum. Ve açtım. Bezeyi hamuru içerisine koyuyorum. Bir tabağa 9, bir tabağa da 9 tane hazırlayacağım. Çok aşırı üst üste yağarsanız bu sefer ayırırken biraz zorlanırsınız. Çünkü hamurumuz açmamız üçer üçer açacağız. Tek tek değil. O yüzden aralarına yağ sürmeyi unutmayın. Zaten elinizi açarken hemen açılıyor. Şöyle yağlıyorum. Ve diğer hamuru da hemen üstüne koyuyorum. Artık sonuncu hamurumu yapıyorum. İlk 9'u bitmiş oluyor. Yani şu tabağın içerisindeki hamuru 3, 6, 9 olarak düşünün. Yani 3 kere açacağım. Tek tek değil. Çok rahatlıkla açılıyor. İlk hamurum hazır. Şimdi bunu kenara alayım. Hemen diğerini hızlı bir şekilde hazırlayacağım. Arada yağlamayı unutmayın arkadaşlar. Üst üste dizdim arkadaşlar. Şimdi üzerine bir streç filmi kapatıp bir 10-15 dakika dinlendireceğim. Çok fazla bekletmeyin. Bu sefer çok yırtılma olabilir. Hamurunuz çürüyebilir. O yüzden yarım saat kadar en fazla bekletin. Ben şimdi 10 dakika dinlendirip hamurlarımı açmaya başlayacağım. Şimdi ilk yaptığım hamurla başlıyorum arkadaşlar. Kenara alayım dinlensin. Zaten öbürünü yapana kadar bu 10 dakika dinlenmiş oluyor. Şimdi hamurumu açıyorum. Masamın üzerine biraz yağ sürüyorum. Şöyle. Toplamda tam şöyle bakıyorum. 3 tane hamurumu aynı anda alıyorum. Üçer üçer açacağız. 3 tanesini birden şöyle elimle bir genişletiyorum. 3 tane açmamızın sebebi de mantılarımızın böyle daha kat kat olması için arkadaşlar. Arada elimizi yağlayıp açmaya başlıyoruz. Böyle çok börek gibi ipince yapmanıza gerek yok. Şöyle katlarına da bakıyorum. Alttaki katları da çeliştirip yırtılmalar olabilir. Hiç endişe duymayın. Tamam, açıldı bile arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu birkaç yani yırtık hiç gözünüzü korkutmasın. Gayet normal. Çünkü bayağı ince açıyoruz. Kesiyorum. Ve hazırladığım kıyma harcını tam şu uç kısmına bırakıyorum şöyle. Böyle 3 tane 3 tane yapmanız hem daha hızlı olacak. Hem daha böyle biraz daha kat kat olacak. Ben soğanları biraz iri doğramışım arkadaşlar. İlanın durmadığı için hızlı hızlı doğradım. Sizler biraz daha böyle minik hatta isterseniz de rendeleyebilirsiniz. Tamamdır. Kıyma harcını koyduktan sonra hamuru şöyle üzerine kapatıyorum.
hafif çok sıkmadan ileri doğru itiyorum. Hemen diğer hamurumu da aynı şekilde hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi incecik upuzun oldu. Diğer hamurumu da aynı şekilde uç kısmına kıyma harcından koyuyorum. Arzu ettiğiniz gibi koyabilirsiniz. Az çok artık o size kalmış arkadaşlar. Diğerini çok uca koyduğum için kapatmakta biraz zorlandım. Harcını koyduktan sonra hamuru üzerine doğru kapatıyorum. Rahatlıkla sarılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta aralarda şöyle hafif hafif çekebilirsiniz kalın gözüken yerleri. Şimdi ikisini de uzun hale getirdim. Böyle aralardaki kalınlıklar hiç sizi korkutmasın. Böyle yan yana getirip önce bir ortadan keseyim. Tekrar yan yana getiriyorum şöyle. Hafif aralıklarla çok da birbirine yapıştırmayalım. 3-4 santim aralıklarla kesiyorum. Çok da küçük kesmeyin arkadaşlar. Böyle kesiyorum. Şimdi tepsimi alayım. Şöyle hepimizin evinde olan yuvarlak borcamdan kullanacağım. Tepsimin içerisine hafif yağ alıyorum. Şöyle hamuru alıyoruz arkadaşlar. Her iki ucundan şöyle birleştirip sıkıyoruz. Yapacağım işlem bu kadar. Ve tepsiye diziyoruz. Şöyle tutup birleştirip sıkıyoruz. Tepsiye diziyoruz. Bu kadar kolay. Birleştirip sıkıyoruz. Yan yana diziyoruz. Çok sıkıştırmayın da. Şöyle bile yapabilirsiniz. Şöyle tutup sıkıyorum. Elo da uyandı bu arada. Sıkıyorum şöyle. Diziyorum. Çok aşırı derecede uzun da yapmayın. Katlaması oldukça zor oluyor bu sefer. Size şimdi tekrardan bir kere daha gösterip ben devam edeceğim. Çok kolay, hemen ucu iki ucunu büküp tepsiye koyuyorum. Hiç öyle uğraştırmıyor arkadaşlar. Hepsini bitirdim arkadaşlar. Tamamladım. Gerçekten görüntüsü çok güzel. Birazcık uğraştırıyor olabilir ama sonuç harika. Hemen ben böyle ufak bir borcama da yaptım. Çok aşırı derecede sıkıştırmadım. Streç filmi sıkıca sarıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Çıkartıp pişirip tüketebilirsiniz. Kalan yağı da üzerine sürüyorum. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış olsun fırınınız arkadaşlar. En azından bir 15 dakika öncesinde açın fırınınızı. Şimdi fırına götürüyorum. Üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Şimdi fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Fırından çıkarttım arkadaşlar. Bu pişti. Piştikten sonra diğerini de böyle çıtır çıtır gördüğünüz gibi. Çok güzel. Bu birazcık bekledi. Hafif böyle yumuşadı ama üzerleri çok güzel oldu. Kıtır kıtır. Hemen bir servis tabağına alayım. Ortalama tam 1 saatte pişti. Ben hemen burada sarımsaklı yoğurdu da hazırladım. Şöyle alıp hepsi ayrı ayrı güzel piştiler. Şimdi servis tabağına alıyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Hepsi tek tek ayrılıyor. Hatta şöyle elimle de göstereyim. Altı da üstü de gayet güzel pişti. Tek tek şöyle ayrıntılı sizlere göstermek istiyorum. İçini de.
gördüğünüz gibi hiçbir şekilde böyle içinin pişmediğini falan düşünmeyin. Ben üzerine birazcık daha böyle sarımsaklı yoğurt hazırladım. Sarımsaklı yoğurdu döküp videomu burada bitiriyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.